Herkese merhabalar. Tonguç Evin'de ters orantıyı anlatacağız. Tonguç evladım. Hocam Do ters orantı bana çok ters ya. Ben doğru orantıyı seviyorum hocam ya. Hocam doğru orantıyı herkes seviyor çünkü çok basit zaten. Evet teşekkür Ama ederim. Ama ters orantıda da birazcık daha bir kıllık var. Şu orantı çeşidini hatırlarsak doğru, ters ve birleşik orantı olarak Üç çeşit orantı var. Evet hocam. Bir doğru orantıda bir şey artıyorsa diğeri de artıyor demiş. Burada ise bir şey artıyorsa diğeri azalıyor. Azalıyor. Veya bir şey azalıyorsa diğeri Biri gider artıyor. mersiye bir diğeri gider ters. Harika değil. ters işler yani ters işler Ters anladım hocam. Mesela bir örnek verelim. Şimdi e Tonguç 4 metre bölü saniyelik hızla yürüyerek 20 saniyede ulaştığı yere 10 metre bölü saniyelik hızla koşarak giderse kaç saniye dolaşır? Birazcık karışık gibi gözüküyor. Halbuki şöyle diyor ki, Adam 4 gidiyorsa 20 saniye dolaşıyorsa... ...10 ile giderse daha hızlı daha, giderse... Daha kısa sürede ulaşır. Daha kısa sürede ulaşır. Ha, bunu da nasıl yapıyoruz biliyor musun Tonguç? Bak hız diyelim. Bir de ne vardı? Süre vardı değil mi Tonguç'um? Hızı ne kadarmış ilk başta? Hız arttıkça süre azalır. Hızı 4'müş ilk başta. Ve kaç saniyede gidiyormuş? 20 saniyede saniye gidiyormuş. Hızı 10'a çıkartırsa diyor... Kaç tane de gider diyor. Azalacak. Hemen bunun altına çizgimizi çiziyoruz ve TO diyoruz. Çünkü bu arttıkça bunun ne olması gerekiyor? Azalması gerekiyor. Azalması gerekiyor. TO'da ne oluyordu Tonguç? Ters orantı. Ters orantı. Ve ters orantının okları ise düz oluyor Tonguç. Hmm. Bu şu demek. Bununla bunu çarpıyoruz. 4 kere 20 eşittir. 80. 10 kere x demek Tonguç. o zaman karşımıza o sıfırlar sadeleştiği için 8 eşittir x. Yani 8 saniyede gidermiş doğmuş. Yani daha kısa sürede gidiyor gördün mü? Tabii ki. 20 saniyeden 8 saniyede gitti. Şimdi iki orantı, iki çokluk birbirlerine tersse ne yapıyoruz biliyor musun Tomuk Ters orantı sabit dediğimiz zımbırtı yapıyoruz. Ters orantı sabitinde iki çokluğu birbirleriyle çarpmamız gerekiyor. Yani eğer iki çokluk birbirleriyle ters orantılıysa iki şey çarpılır ve orantı sabitini verir. Peki ters orantı denklemi nasıl yazılır biliyor musun evladım? Onu da ama. bilmeyeyim hocam. Her şeyi biliyorum ya. Harikasın. Çok güzel. X dediğimiz zımbırtı K'nın Y'ye bölümü şeklinde olur. Mesela e, X dediğimiz şey 3 ile ters orantılıysa X eşittir K bölü 3 olur. X dediğimiz şey Y ile doğru şeyle e, doğru orantılı olsaydı X dediğimiz şey 3 ile doğru orantılı olsaydı 3K olurdu. Ters orantılı olunca K bölü 3 oluyor demek ki. Ters orantılı olsun mesela 5 ile diyelim. K bölü 5 oluyor. Şimdi bununla ilgili örnekler yapalım. Yapalım hocam. Ama ondan öncesinde bir tane daha tipik bir soru yapalım zaten. Tipik soruları sevmiyorum hocam. Genelde e, çok tipsiz oluyorlar ama yine de sizi kıramam hocam. Hocamsınız. Şimdi bak 5 işçinin 60 saatte tamamladığı bir işi 30 işçi kaçta? Daha kısa sürede tamamlar. En azından onu biliyorum. Süper zekisin. Sesineklerde en kısa olan süreyi işaretlerim hocam. Ben. İşçi diyorum. Saat diyorum. Sonra altlarına çizgi çiziyorum. Diyorum ki kardeşim ilk başta 5 işçi vardı. 60 saatte tamamlıyoruz. Şimdi kaç işçi var evladım? 30 işi var. Kaç saatte tamamlıyoruz? Şimdi altına çizgiyi çizip TO yazıyorum. Değil mi evladım? Evet. Her var. Çünkü işi sayısı arttıkça bunun ne olması gerekiyor? Azalması gerekiyor. gerekiyor. O zaman oklarımı çiziyorum. 5 kere 60. 300. Eşittir. 30 çarpı X diyorum. Bununla bu sadeleşti. Işte, bununla bu sadeleşti. Işte. 2 diyorum. 10 eşittir. X diyorum. Yani kaç saat tamamlıyoruz? 10 saattir. Bir daha söyle bakayım. 10 saattir. Harika. Çok güzel gerçekten. Harikasın. Y eşittir. 2x-1 ile ters oyna. Hayda. İğrençleşmeye başladı. Hocam bu matematin en sevdiğim yönü bu işte. Ne, ne Her şey güzel güzel giderken mutlu bir beraberliğe başlamışken karşılıklı sevgi ve muhabbet devam ederken bir anda iğrençleşmeye başlıyor hocam. Matematik. Hep İğrenç böyle şey. olur mu? Ne alakası var? Hocam, tamam x dedik y dedik bu ne? x ve y' nereden çıktı hocam ya? Hay Allah bak y'yi yazıyorsun. 2x-1 yazıyorsun. Demin işçiyle saat yazmış ya şey Tomuç. Burada da y ve 2 x eksi biliyorsun. Çünkü bunların tersi rahatı oluyor. Yani o kadar zor değil öyle. Büyütmeye gerek o yok. O kadar hani. da zor değil derken birazcık zor olduğunu söylüyorsunuz <laughs> <sabir gülüyor> yani. Evet canım bak sen çok zeki bir adamsın. Şimdi Tonguç y dediğimiz zımbırtı 5 e, iken demiş. Buna 5 diyorum. E, x 5'miş. 2 kere 5 10. 10 eksi 1 9'dur. Anlaştık mı Tonguç? 10 eksi 1 9'dur hocam Şimdi, bunu biliyorum. Şimdi e, x eşittir 3 olduğunda yani 3 kere 2 6 eksi 1 bu 5 olduğunda diyor. Bu kaç olur diyor soruyor. Sonrasında soru işareti yazıyorum buraya altına çizgi çizip ters orantılı olduğunu söylemiş zaten. Zaten Ondan söylemiş. Bir daha söyle bakayım. Zaten söylemiş. Harikasın çok güzel. Zaten söylemiş. Evet harikasın. Peki adam, o zaman ters orantıysa bu okları çizmeyecek miyim? Hocam çok seviyorsunuz ok çizmeyi. 5 kere 9 eşittir soru işareti çarpı 5. E kardeşim 5 dersler değişti soru işareti 9'dur işte. Demek ki Y'nin ne olması gerekiyor? 9. Bir daha söyle. 9. 9. Harikasın. Çok güzel. Peki. PRS sayıları. P PRS sırayla. Pırasa hocam. Heh. 2, 3. Aynen. Süper. Pırasa. Pırasa. 2, 3, 4 ile ters orantılı demiş. Harikasın. Ters orantılı olan çoklukların nasıl yazıyorduk? Hani Nerede ne? çokluk? Orada matematik. Hayır. Taşma. P2 ile ters orantılıysa P yerine K bölü iki. R. Aa, süper bir şey Nerede çokluk? Orada matematik. <laughs> evet. Ee, R, e, R K, bak R 3 ile ters orantıysa K bölü 3 S ise K bölü 4 diyorum. Ve böyle bir denklem vermiş ya. Burada yerine koyuyorum bak. 2 çarpı K bölü 2. Bak P yerine K bölü 2 yazdım. Eksi 4 çarpı K bölü 3 artı K bölü 4. eşittir ne olacak evladım? 2. Eksi 2 olacak. Şahanesin. Hemen bunları ee, bir yolak koyalım bakalım. Bununla Siz bu hemen koyuyorsunuz hocam. Ben nasıl koyacağım? K eksi, hocam ya. 4K-3 artı K bölü 4 eşittir. Eksi 2. Bütün paydaların e, neyle genişletilmesi gerekiyor eşitlenebilmesi için? Bunu 12 ile genişletiyorum. Bunu 4 ile. Bunu 3 ile genişletiyorum. Bunu da 12 ile genişletiyorum. Birazcık sayıları düzgün ayarlamamışız. Ama bitiyor. Merak etme. 12K eksi 16K artı 3K bölü 12 eşittir. Eksi 24 bölü 12. 12'ler birbirine götürdüm kardeşim? Götürdüm. Buradan eksi 4 eksi K eşittir. Eksi 24 çıktı. K eşittir. 24 çıktı evladım. Bize ne soruyordu? P nedir? R nedir? S nedir? E P zaten K bölü 2 idi. O zaman 12. Bu zaten K bölü 3'tü. Yani 8. Bu zaten K bölü 4'tü. Yani 6. Bilerek hem 8'e hem 4'e hem de 3'e bölünen var ya Ya işte öyle Sizin Sizin kolay gelsin diye. Ödüllü sorumuzu yap. ne alakası var? Öyle sorular çıkıyor yani. Hocam nerede çokluk? Ters soran, ödüllü sorumuzu yap cevapları gönderebilirim yorumlara. Tonguç Hanım video bu var. Devam Bu videoyu like etmeyi Bir önceki ve bir sonraki videomuz. Hocam bir önceki videoyu da izledim. Bir sonraki videoyu izleyeceğim. Daha izlemedim hocam. Harikasın. Şimdi bu videoyu izliyorum sonuçta. Aslında bu videonun içindeyim ben değil mi hocam? Evet canım tebrik ederim.